senden tek bir şey istiyorum. Yani başta hep böyle olur. Koşulsuz birbirine sarılırsın. Ama bir süre sonra kıskançlıklar başlar. Acıtmalar başlar. Kavgalar başlar. Bana hep en yakın insanı istiyorum. Ben sana hep en yakın insan olacağım. Söz. Sana söz değil. Yemin olsun be kadın. Hadi Yahya, hadi yapma bana bunu, ne olur ya. Sancar, bir yabancıyı anlatmak bana iyi gelecek demiştin ya. Ben de artık anlatmak istiyorum. Sana anlatmak istiyorum. Benim hayatım hep mücadeleyle geçti. Herkesi mutlu edersem ben de mutlu olurum sandım. Hep benden beklenenleri yaptım. İyi bir kız çocuğu, iyi bir öğrenci, iyi bir anne, iyi bir kadın olmaya çalıştım. Ama sonunda gördüm ki ben hiç mutlu olamamışım. Yıllarca psikolojik şiddete maruz kaldım. Başlarda. Hatta uzun süre anlamadım. Anladığımda o kara kuyudan kendimi çıkarmak için çok çabaladım. Sonunda kendim için ve kızım için evliliğimi bitirmeye karar verdim. Ama fark ettim ki bir kadının kocasından, evliliğinden vazgeçmeye, dur demeye hakkı yokmuş. Ne kadınlığım kaldı, ne insanlığım, ne anneliğim. Hakaretlerine maruz kalmadığım hiçbir tarafım kalmadı.
Boşandım. Bitmedi. İçinden çıkamadım. Ölmesini diledim. Anca ölünce kurtulurum diye. Ama o ölmedi. O ölmedi Sancar. Onun yerine hayat kızımı aldı benden. Sana yazdım. Şimdi sırası değil. Ama sonra okursun.